Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve My Career'in yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bugün yine iki maç sizlerle olacak. Aslında tek maç sizlerle olacak. Ben kendi başıma Toronto maçını yaptım. Aslında Toronto maçıyla Atlanta maçını bugün koymaktı amacım ama Toronto maçı inanılmaz farka gitti arkadaşlar ve gördüğünüz gibi LeBron 26 dakika oynadı. 30 sayısının 26'sını yanlış hatırlamıyorsam ilk çeyrekte attı ve inanılmaz oynadı. Yani bu istatistiklerin tamamı ilk çeyrekte. Sonra da oyuna fazla girmedi zaten. Fark çok fazla açılınca koç beni oyunda tuttu. Son çeyrekte özellikle full oynadım. Ben de karakterin potansiyelini biraz görebilmek adına biraz zorladım. Setler de benim üzerimden döndü. Neler yapabiliyorum diye biraz böyle sınırlarımı zorladım. 21 şut kullandım. Normalde bu kadar şut kullanmazdım ama dediğim gibi biraz zorlamak istedim. O görüntüleri de izleyeceksiniz. Lafı fazla uzatmana gerek yok. İlk önce LeBron James'in performansını, ardından da AJ White'ın performansını izleyeceksiniz. Sonrasında da Trae Young'lı Atlanta Hawks ile karşılaşacağız. Gizli bir reklam anlaşması görünüyor. Ve görüşmeye gidiyoruz bu reklam anlaşması için. Acaba ne bu gizli reklam anlaşması? Veronica, nasıl gidiyor? Dün akşam tütüyordun. Acayip oynadın diyor. Neler oluyor? Look, okay, you can mellow a little bit with the trademarks. It's okay. Look, I know you want to fit in, but you don't have to fall behind. Okay, the vet's like a leader. And you have to get used to trademarks because both Footlocker ve Gatorade'den gelen bir teklif var bize. Hayır, sana diyeyim. Ya pardon, bize değilmiş. Annemizeymiş. Tabii ki bize yani. Evet, insanlar artık sana bakmaya başladılar hani. Dikkatleri üzerimize çekmeye başladığımızdan bahsediyor kısaca. Hangisini seçeceğiz peki? Sen söyle, hangisinden başlamak istiyorsun? Gatorade'den başlayacağım. Yani bedava boost falan bir verir belki bize. Çok işimize yarar. O yüzden Gatorade diyeceğim ben. Tamam. Birkaç haftaya hani söyleyecek bize durumu. Çok güzel. Reklam anlaşmalarımız artıyor. Evet. Gatorade ile bir anlaşmamız var. Hanginiz oyuncu? Biziz. Sen kimdin? I know you were probably expecting some slick marketing exec who actually knows the game and tells you you're going to be like Mike, but I come first. So, I'm told you went undrafted, is that right? Sen söylemeye çalıştım, sen draft edilmedin, değil mi? Teams they draft players based on potential, which means they obviously didn't see enough in you. Well, didn't see enough. I'm sorry. No. Adam gömdü bizi ya. Yanlış anlamadıysa. Are simply blessed with impeccable plumbing. LeBron, Giannis, Westbrook. I mean, even this guy, right? Sure, he reeks of happy meals, but I'm guessing what, 3% body fat, right? Could I, Doc? Yeah, you wish, bro. Here's the thing. You aren't Nikhil. In fact, you aren't any of the guys that I just mentioned, and you never will be, and that is simple genetics. Which is why every step, every breath, every rep has to be accounted for. And that's where I come in. Look, compared to the average man, every player in the NBA is an exceptional athlete. What I offer, what Gatorade offers is the opportunity for you to maximize your potential, unlock those attributes that can't be quantified by a scout stopwatch. Look, we're talking about the difference between Steve Nash's career and Denver Levin's. Denver Levin's. That's all I got time for, kid. Look, I may not be a fan, but if you're here, that means some very smart people think you've got the ingredients. Tamam yani. Bayağı bir atla tuttu. Man, you better check your boy, bro. Nah, I know. Sorry. Anlaşacağız gibi görünüyor. Hani şimdilik o kadar hızlı konuştuk adam, hiçbir şey anlamadım ya. Ne yalan söyleyeyim yani. Bir oraya, bir ondan söz etti, bir bundan söz etti. En son Steve Nash de Denver Levis'i falan kıyasladı yani. Denver Levis de 2K17'de yanlış hatırlamıyorsam Justice Young'ın olduğu, Michael B. Jordan'ın olduğu dönemde ki çılgın bir arkadaşımız vardı. Ben pek sevmiyordum onu. En son öyle bir kıyaslama oldu. Evet, ilginç. Ben Bishop'tan mesaj çabuk geldi. Level 1 anlaşma imzalamaya çalışacağız. Yani birinci seviye bir anlaşma imzalamaya çalışacağız. Anladığım kadarıyla bir kontratı görürsem çok daha sevineceğim bakalım. Evet, her event'a bu kadar VC verecek ve 18 Gatorade
Fuel Boost. Çok iyiymiş. Bunlara para harcamama gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ben Gatorade Fuel Boost'u fullemeye çalışacağım ya. Pardon. VC'ye ihtiyacım yok. Eventlerden gelecek. Evet, bunu kabul etti. Tamam, ben de kabul ediyorum, bunu zorlamayacağım. 30 tane Gatorade Fuel Boost'umuz olacak. Sanırım bunun level level olacak. Şu an level 1'i aldık. Level 2'yi de alacağız herhalde. 150 de ekstra buzzer beater atarsam girecekmiş. Tamam. Güzel. Gördüğünüz gibi Gatorade beni fullledi. Çok ilginç. Bu arada şunu da belirteyim. 79 overall oldum. Pasımı biraz arttırdım. İlk 5'e çıkana kadar da dokunmak istemiyorum. İlk 5'e çıktıktan sonra bir 82-83'lük yapabilirim veyahut da yapmayabilirim. Savunmamı arttırmayacağım bu arada. Çünkü top çalmam, top çalıyorum, riban şey, top çalıyorum, blok koyuyorum ama kendim iyi savunma yapamıyorum. Adamı tutmakta zorun diyorum birebir pozisyonlarda veyahut da katlarda. Bunları çözene kadar açıkçası defansımı arttırmayı düşünmüyorum. Oyuna girdiğimde 17-9. Toronto için birkaç şey söyleyeyim. Bu sene gerçekten ben de iyi şeyler bekliyorum Toronto'dan. Çünkü Danny Green ve Kawhi Leonard'ın gelmesi takıma bir katkı olacaktır. Yani savunma anlamında çok daha üst seviyeye çıkartacaktır Toronto'yu. Ve Greg Monroe'yu da görüyorum takımda. Valanciunas sanırım sakat. Yoksa Valanciunas'ın ilk 5 çıkması gerekiyordu. Yani Toronto'ya bir hava değişikliği gerekiyordu. Bu da iyi oldu. Bu arada AJ White 3 sayıda başlıyor AJ White. Rajan Rondo'nun güzel pası AJ White'ın üçlüyor. LeBron Kyle Lowry ile kaldı. Tabi doğal olarak hemen fizik üstünlüğünü kullanmak istiyor. Köşede bomboşu. AJ White bir üçlük daha AJ White'tan. Geçen sene başımıza çok geliyordu bu. LeBron'a giden ikili sıkıştırmalar yüzünden yani J.R. Smith'ler, Kevin Love'lar bayağı canımızı acıtmıştı. Bu sene sıra karşı takımlarda burada güzel ikili sıkıştırmada çok güzel pas ve basket. LeBron bir de sayı buldu. 8 sayı 3 asistle başladı LeBron James. Yavaş yavaş Lakers'a ve ligi ısındığını gösteriyor bizlere. LeBron zor bir pas. LeBron James bunu da attı. James, LeBron James. Yani sen böyle oyna sana can feda LeBron. Ne versen bitiriyor ve mola Toronto'dan çünkü LeBron'u durduramıyorlar. LeBron bir de top çaldı. Kendisi gitti. LeBron bunu da bitirdi. LeBron iyi pozisyon almış. LeBron James. Yok artık LeBron James. Yok artık LeBron James. 16 sayı LeBron James'ten. LeBron bir de blok koydu. Abi ne oluyor? LeBron bas. Cat faul olmadı ama yani playofflardaki gibi oynuyor LeBron şu anda yani. Ne diyeceğim bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz oynuyor ya. Aman aman nazar değmesin. LeBron, LeBron James bir alley-oop geldi. Yani 2K'da çok takımda oynadım. LeBron'la ilk defa oynuyorum. Ama ben böyle bir performans gösteren daha önce görmemiştim. Yani Kyrie ile oynadım. Tim Duncan'larla oynadım. Zamanında 2K'da Dwight Howard'ın en iyi dönemlerinde oynadım. Onun ama yani böyle bir şey cidden görmemiştim daha önceden. Top istiyor, top alıyor, savunma yapıyor yani. LeBron James gibi oynuyor şu ana kadar gerçekten. LeBron, Leonard'la bile bir oynuyor şimdi de. Leonard üstünden de mi atacak acaba? LeBron James attı valla. Kawhi Leonard tepki bile veremedi. 21. sayısı LeBron'un. LeBron bir de üçlük gönderdi LeBron James. Yani tamam ilk çeyrekte attı ama sonra piyasadan kaybolur diyordu. Atmaya devam ediyor. 24. sayısı LeBron'un.
Davis verilmeyi başardı. Kawhi Leonard'dan bir basket daha LeBron James'ten. Benimle ilgili bir röportaj var yine. Corey Harris'i posterlediğim. Bu gerçekleştiği zaman ne kadar büyük bir şeye dönüşeceğini bilmiyordum. It really wasn't until the next day that when my phone started blowing up that I realized just how big the reaction was to that dunk. O maçtan sonra evvelsi gün yanlış anlamadıysam telefonuma baktıktan sonra hani nasıl patladığını falan gördüm. Bu videoda da vardı zaten bunlar. Herkes o smacı konuşuyordu. Leonard'ın atışı isabetsiz. Güzel bir pas. AJ White basket faulü olmadı. Ya şu turnikeyi bir türlü zamanda bırakmayı öğrenemiyorum ya. Bu basket faulü bitebilirdi. Yine geç bıraktım. Bir kere daha faulü durduruldum. Bu defa faulü yapan isim Kawhi Leonard. Wright beni savunamıyor. Kolay sıyrıldığımı fark ettin mi? LeBron duyduğuyken bu ürünlerde biraz zorlayabilirim içeriği. Biraz istatistiklerimi arttırabilirim. AJ White bir de top çalmayı başardım. AJ White smacı vurdu. Güzel bir smaç AJ White'tan. Güzel bir perdeneme geldi AJ White. Hareketli bir şut. En sevdiğim şut stillerinden biri. AJ White bomboşu. Bu defa da 3 sayılık basket. 3. çeyrekte AJ White rüzgarı takeover devrede. Şunu da hemen açıklayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takeover'ı şu an devreye sokabiliyorum. Biraz daha bekleyip komple doldurursam bütün takımı yönetebiliyorum. Ama bir hatamda da hepsi siliniyor. Ben riske girmeyeceğim. Takeover'ı açtım ya. AJ White. En üstü basket AJ White'tan. White bir basket daha. AJ White orta mesafeden bir basket daha. Biraz böyle sınırlarımı zorlamaya neler yapabileceğimi görmeye çalışıyorum ben de. Hazır fırsat bulmuşken maç içerisinde. Bir üstü şutlar deniyorum. Turnikeler bırakmaya çalışıyorum. Savunma yapmaya çalışıyorum. AJ White. Ot altında basketi buldu AJ White. Bir an Ibaka'yı bir yoklayayım dedim. Acaba blok yer miyim diye ama ben de 26 sayıya çıktım ya. Tamam biraz zorluyorum ama önde olduğumuz için. Zor bir basket daha AJ White'tan. Bunları atabildiğini görmek sevindiriyor beni. Son 14 saniye 30 sayıyı zorlayacağım ya. AJ White 30 sayı AJ White. Maç sona erdi. LeBron ve AJ White'ın 30'ar sayısıyla Lakers Toronto'yu kendi sahasında farklı yenmeyi başardı. Açık söyleyeceğim bu maçı hiç kazanacağımızı beklemiyordum ama LeBron öyle bir başladı, ben de öyle bir bitirdim ki. Gerçi fark açılmıştı ama olsun. Biraz böyle kendimi görmüş, test etmiş oldum. Şöyle neler olduğuna bir bakalım. LeBron James, AJ White ikilisi geleceğe ışıkla baktırıyor Lakers taraftarına. 30'ar sayı ikisinden de. ...18.1 sayı ortalama çıktım ben de. Sayı ortalamasına çıktım ben de. 30 sayı, 6 rebound, 5 asist, 3 top çalma olması gerekiyor. 5'te 3 üçlük. Şöyle bir bakalım, evet. İşte son durum. LeBron 26 dakika, ben de 23 dakika oynamışım. 30 sayıyı biraz zorladık. Fark açıldığı için normalde 21 şut kullanmazdım ama bu son dakikalardaki farkın açılması dediğim gibi karakteri tanımam için benim için çok iyi oldu. Zor şutlar attık ve takeover'ı da nasıl devreye sokacağımızı bir nevi daha öğrendik. İlk 5 şutumuzda inşallah team takeover'ı da devreye sokabiliriz.
Los Angeles'ta kendi sahamızda rakibimiz Atlanta Hawks 13. NBA maçımıza çıkıyoruz ve 6 galibiyet 6 mağlubiyet ilerliyoruz. Atlanta da aynı şekilde. Atlanta'daki Trae Young şu anda çaylakların sayı kralı. 23 sayı atıyor maç başına ve Trae Young Stephen Curry'nin rekorlarını kırmak istediğini söylemiş. Bir maçta en fazla üçlük atan oyuncu olmak istediğini söylemiş. NBA'ye gelsin bakalım başarabilecek mi? Cidden acayip işler yapabilecek potansiyele sahip, inanılmaz bir şutu var. Bakalım neler olacak göreceğiz. İlk 5'ler görüntüde Lonzo Ball ilk 5'teki yerini geri almış. Corey Harris, LeBron James, Kyle Kuzma ve JaVale McGee. Beşimiz aynı. Lonzo'nun da ilk 5'e döndüğünü görmek güzel. Hava atışıyla mücadele başlıyor. Hiç zaman kaybetmiyorum. Oyuna girmek için ileriye aldığımda 19-10 üstünlüğümüz göze çarpıyor. Jeremy Lin ile eşleşiyorum. LeBron'a oynanan bir set. Vince Carter var karşısında. LeBron Vince Carter ile birebir oynayacak. LeBron James. Vince Carter'dan blok LeBron James'e. 41 yaşındaki Vince Carter LeBron James'i bloklamayı başardı. Kyle Kuzma'dan iyi savunma geldi. LeBron. JaVale McGee alıyufu gönderdi. JaVale McGee, LeBron James ikilisi. Güzel savunma geldi AJ White'tan. Buna rağmen attı. Jeremy'nin 9 sayıdaymış yanlış anlamadıysam. Top biraz bende patladı gibi. Geriye bir adım. AJ White atışı isabetsiz. LeBron James tipledi. Bu defa kurtulmayı başardı Vince Carter'dan. Şimdi Rajan Rondo. Bomboşum. Şimdi gördü beni Rondo ve 3 sayılık basket AJ White'tan. Şu anda playoff potasında görünüyoruz. 7. sıradayız. Umarım böyle devam eder de ilk 5'e çıktıktan sonra bence biraz maç kaybetmeye başlayacağız gibi. Çünkü asıl muhabbet o zaman başlayacak. Bu arada ya Jeremy'nin nasıl benden bu kadar rahat sıyrılabiliyor ya? Allah Allah. Hadi benden sıyrıldı. LeBron neredesin? Yani Jeremy Lin içeride çok rahat oynuyor ya. 13 sayı atmış Jeremy Lin. Çok oldu. Bu arada AJ White. AJ White! Kötü savunmayı cezalandırdık burada. LeBron yine istediğim zaman pas atması da çok güzeldi. Neyse hatamızı sayıyla telafi ettik. Güzel savunma yaptık. Jeremy Lin çok zor bir şut atacak. Jeremy... Abi... Veteran Vince Carter 2000'li yılların başına NBA'ye damga vurmuş isimlerden biri. NBA'in gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu açık ara. Evet. Kolejde takas olmuştu Toronto'dan Toronto'ya yanlış hatırlamıyorsam. Antoine Jameson'la North Carolina'da aynı takımdaydılar da Toronto'ya draft'le gitmiş, draft takasıyla gitmiş diye hatırlıyorum. Öyle bir şeyden bahsetti. Antoine Jameson yakın arkadaşıdır. Antoine Jameson da çok özel bir oyuncuydu. Yani topu eline aldığı zaman NBA'in en verimli oyuncusuydu oynadığı dönemlerde. O sahadayken takımın her istatistiği artıyordu. Çok kilit bir oyuncuydu Antoine Jameson. Jeremy Lin bu arada cidden yani çok enteresan. Bizimkiler el kaldırmıyor Jeremy Lin şutlarına. Anderson iyi savunma yaptık. Son saniye bir Hall of Fame şutu yemeyelim dediğim anda yedik. Ben bir mola isteyeceğim. AJ White bloğu yapmayı başardı bu defa. Kent Bazemore'dan o topun da intikamını aldı. White bir de üçlük gönderdi arkasından. AJ White. Her şey savunmada başlar. Kenara gittim geldim ve güzel. Güzel. Zaten Atlanta'ya kendi sahamızda kaybetmeyelim ya. Çok daha iyi bir takımız bence Atlanta'dan. 70-63 biraz fark kapanmış gibi. Ve Jeremy Lin yine oyunda. Bugünün Flash ismi. Yani New York dönemlerinden kalma performans sergiliyor. Yine girdi oralara kadar ve yine rahat attı ya. Çünkü pot altı savunmacımız yok ve o kadar rahat atıyor ki. Rajan Rondo da iyi savunmacıdır bu arada. Yani savunan adam da kötü bir savunmacı değil. Jeremy Lin bir basket daha. Kimse savunamıyor bugün Jeremy Lin. 26 sayısı var, %67 ile atıyor.
Vince Carter, Vince Carter. Bu dakikalarda biraz top isteyeceğim ya. Olmuyor yani. Altıncı adam olarak sorumluluk almak istiyorum. Tekrar gel Rondo. Tekrar gel Beasley. Şimdi Michael Beasley istediğim hareketi yapamayınca neyse ki Beasley pozisyon almış. Ya biraz böyle oynamak zorundayım. Çünkü neyse LeBron kenardan geliyor. Çünkü hani top birisine gidiyor ve devamlı o kişiye perdeleme yapılıyor. Topun kime gittiğini bir önemi yok. Hücum sıkıştı anlamına geliyor bu da. Yani durmadan perde, her top eline gelene perde gidiyorsa vardır bir sıkıntı. Öyle bir set yok çünkü. Öyle olacağını ben direkt hücuma başlayayım. Daha iyi. Bu arada Jeremy Lin'e iyi savunma geldi. Lin artık bunu atma. Güzel. Oh. Vince Carter, Jeremy Lin ikilisi. Carter gençleşmiş. Jeremy Lin New York zamanlarına dönmüş. Şimdi Atlanta'nın niye 6 maç kazanabildiğini anlıyorum bu arada. Bomboşum. Keşke atsaydım ya. Lin yok artık. Yok artık Jeremy Lin ya, ama yani oha yani ya. Zor bir basket AJ White'tan. Abi sinirlendim bu Jeremy'nin. Ne böyle ya? Bakacağım şimdi 73'lü falan çıkacak. Bu arada topu da abi çal artık bir zahmet, daha önünde top. Lin'den bu defa topu çalmayı başardım. LeBron tut onu. LeBron James atışı isabetli. Oh be. Arkadaş bir sal. Vince Carter. Ingram savunacaktır Carter'ı bir zahmet yani. Gerçi Brandon Ingram'ın keşi kadar Vince Carter'ın basketbol oynamışlığı var ve bunu da gösterdi. Üçüncü çeyrek sona eriyor da görüntüdeki Jeremy Lin ya ilk çeyrek attı da yani artık abartmaya başladı ya. Hani savunma üstü boş, hiçbir şey kaçırmıyor şu anda. Artık bir yerde inşallah kaçırmaya başlayacak. İkili sıkıştırma. Tekrar LeBron. Bu defa göndereceğim üçlüğü AJ White. Kritik bir üçlük. Atlanta ikinci son çeyreğe ve ikinci yarıya çok iyi başlamıştı. Vince Carter atışı isabetsiz. Rajan Rondo çekti. Rebound'u LeBron bomboş. LeBron James. İşte bu ya. İşte bu. Jeremy Lin yine bomboş. Yine basket. Jeremy Lin. Yine basket. 36 sayı. Sadece 4'ü orta mesafeden. Hepsini pot altı ve üçlüklerden buldu Jeremy Lin. 88-88'e kenara geldim. İleri alınca başıma gelecekler az çok tahmin edebiliyorum. Neyse pek bir şey olmamış. Kent Bazemore ile eşleşiyorum da maç nereden geldi ya? Şu maçı cidden Jeremy Lin'e kaybetmek istemiyorum yani. Lonzo bomboşum. Lonzo bal. AJ White. Ooo güzel bir smaç. 107-107. Oynayın abi. Bu defa da Trae Young çok kolay bir basket buldu. Ya çok kötü savunma yapıyoruz. Özellikle bu maç hiç bu kadar kötü savunma yaptığımızı hatırlamıyorum. JaVale McGee'nin sahada olma amacı. 18 sayı JaVale McGee'den. Trae Young Lonzo topunu çalmayı başardı. Lonzo ball. Lonzo turnikeyi bıraktı. Sonunda güzel savunma ve güzel hücumlar izliyoruz. Son 2.40. Büyük ihtimal oyunda kalacağım. Bunu iyi değerlendirmem gerekiyor. Abi Jeremy Lin'i yine oyuna aldılar ya. Bir faul daha. Abi ne yapıyorsunuz? LeBron'un ellerinde top. LeBron. Günün formsuz isimlerinden LeBron James basketi buldu. Son 1.20 içerisindeyiz. Top birin bakalım kimin ellerinde. Jeremy Lin'e yine ikili sıkıştırma ya. Yine LeBron'un ellerinde top. Prince var karşısında. LeBron James. Süre azalıyor. LeBron bir şeyler yapması lazım. LeBron James.
AJ White kritik bir üçlük. AJ White. İşte bu ya. İşte bu. 50 saniye savunma yapmamız gerekiyor şu anda. Şu an savunma. Jeremy Lin artık kaçıracak ya artık. Yani ve evet, Lonzo topunu çalmayı başardı Jeremy Lin. Sonunda ya. Sonunda Lonzo'ya faul, Lonzo kötü faul atıyor. Umarım umarım 2'de 0 atmaz. O zaman ilk atışı isabetli. Bunu atması çok kritik. Lonzo 2'de 1 attı. Şimdi şurada dikkatli olmamız gerekiyor. Kent Bazemore'a LeBron kesti. Şimdi Kyle Kuzma. Kyle Kuzma gitti. Atışı isabetli Kyle Kuzma'nın. Jeremy'ne çok güzel bir ikili sıkıştırma. Bu defa Javel McGee yapması gerekeni yaptı. Hava atışına Javel McGee'de ya Jeremy'nin Javel McGee'den hava atışı alırsa 6-4 atarım. Ve taktik fauller başlayacak büyük ihtimal. Hey AJ White, smaca gidiyordum. Bunun yalnız sportmenlik dışı olması gerekmiyor mu? Önüm bomboş ve arkadan müdahale. Kırmızı kart. İki servis atışı kullanacağım. İlk atışım isabet. Ya bu maçı kaybedemezdik ya kendi sahamızda. Cidden şu ana kadarken kanser maç bu oldu benim için. Yani normalde pek sesimi çıkartmam da böyle. Yani yıldızı bile yok bir takım ya. Bizde LeBron var, ben varım. Kyle Kuzma var, Brandon Ingram var. Çok çok daha iyi bir takımız ve cidden çok üzülürdüm yani kaybetseydik. 121-115 Atlanta'yı kendi sahamızda zar zor yenmeyi başardık. Jeremy'nin çok iyi oynadı. Vince Carter LeBron'u kritik anlarda çok iyi savundu ama yine de galip gelmeyi başardık. Yavaş yavaş ilk 5'e adım adım ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal bir sonraki maçımız ilk 5 çıktığım ilk maç olacak. 22 sayı, 2 rebound, 3 asist ama yine C artı. İşte savunmada bir şey üretemeyince C artıda kaldık yine. Şöyle son durumu sizlere gösteriyorum. LeBron James yine triple double'da biraz flörtleşmiş. Kyle Kuzma ve Javel McGee 7'de 7 herhalde hepsi de alıyuptur diye tahmin ediyorum. Çünkü Lonzo'nun Corey Harris'in asistleri var. Benim LeBron'un asisti var. Ben bu maç pek fazla asist yapamadım. 7'de 4 üçlük atmışım yalnız. Karşı takımı söylemeye gerek yok herhalde. Michael, Jeremy, Jordan, Lin neredeyse kaza kurşununa uğratıyordu bizi. Kent Bazemore da 7'de 6 ile oynamış ama ben hiç göremedim şahsen. Sanırım. Neyse. Evet arkadaşlar, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki maç büyük ihtimal ilk 5'teki ilk maçımız olacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.